Semura bin Cündep daha sonra Uhud Savaşı'ndan itibaren diyorlar, Uhud gazvesinden itibaren Efendimizle birlikte bütün gazvelere, savaşlara katılmıştır. Bu diyor ki Ütiyen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bi gas'atin fiha lahma. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir tabak kebap getirdiler. Ya Resulallah buyur ye diye Efendimiz'e ikram ettiler. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bizim yaptığımız gibi şu nefis şeyi kimseye göstermeden ben bir yiyeyim diye bir düşünceye sahip olmadığı için ashab-ı kiramı çağırdı. Buyurun gelin yemek yiyelim. Diyor ki Semura bin Cündep feteakabuha min gudvetin hattelleyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde sabahtan akşama kadar gruplar halinde geldiler, gittiler, yediler. Hepsi bir tabak kebap. Yekûmu kavmun ve yek'udu âharûn. Bir kısım insanlar kalkıyordu sofradan, bir başka grup gelip oturuyordu. Ve ashab-ı kiram, herkes doya doya bir tabak kebabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine, bereketine çoğalmış olan o yemeği yediler, bitiremediler. Evet. Gördüğünüz gibi daha evvelki derslerimizde de hep bunu müşahede ettik. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine, bereketine o istediği vakit yiyecekleri, içecekleri çoğaltıyor. Ve ashab-ı kiramın sıkıntılarını ortadan kaldırıyor. Bildiğiniz gibi bu hadiseler rastgele olmuyor. Haşa, bu bir gösteri değildir, bu bir mucizedir. Mucizeler ne zaman oluyor? Zaruret halinde. İnsanlar ya çok aç kalmış oluyor veya çok susuz oluyorlar. Efendimiz'e hallerini arz ediyorlar. O zaman Efendimiz Allah'a yalvarıyor, dua ediyor. Ya Rabbi bir imkan lütfet diyor. Onun üzerine bu hadiseler oluyor. Bu mucizeler onun üzerine oluyor. Yoksa haşa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gösteri meraklısı bir insan değil. Allah Teala da zaten o maksatla bir mucize olmasını isteyene bu imkanı vermez. Çünkü mucizeyi yaratan Allah'tır. Talep eden peygamberdir, yaratan Allah'tır. Aynı konudaki olayları görmeye devam ediyoruz. Ve min zalike hadisu Abdurrahman İbni Ebi Bekir. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'ın rivayet ettiği, şimdi okuyacağımız hadisi şerif de yemeklerin çoğalması hadisesiyle ilgilidir. Sevgili kardeşlerim, ravimizi tanıtalım. Kısaca bir yönünü ancak ele alabiliriz. Çok gariptir. Bildiğiniz gibi Hazreti Ebu Bekir ilk Müslümandır. Evet. İşte acaba ilk Müslüman Hazreti Hatice midir? Hazreti Ali midir? Yoksa Efendimizin hizmetkarı Zeyd bin Harise midir? Tereddüt edilmiş. En sonunda da şöyle bir yol bulmuş İbn-i Salah, meşhur muhaddis. Erkeklerden Hazreti Ebu Bekir, efendim hanımlardan Hazreti Hatice, çocuklardan Hazreti Ali, kölelerden de Zeyd bin Harise. Hazreti Ebu Bekir ilk Müslüman. Peki bu oğlu Abdurrahman? Çok gariptir dediğim işte o. Bedir ve Uhud gazvelerinde müşriklerin safında ve Müslümanlara karşı savaşıyor. Ya
Abdurrahman İbni Ebi Bekir. Hazreti Ayşe'nin ana baba bir kardeşi. Efendimizin hanımı, eşi Hazreti Ayşe'nin de ana baba bir kardeşi. Mekke'nin fethinden önce Müslüman oluyor. Ondan sonra da sanki daha önce yaptırdıklarını affettirmek istermiş gibi Efendimiz'den hiç ayrılmıyor. Özellikle hastalığı sırasında, Efendimiz'in son hastalığı sırasında yanından hiç ayrılmıyor. Gerek babasının, gerek ondan sonra halife olan Hazreti Ömer'in devrinde İslam devletine çok büyük hizmetler yapıyor. Şey de öyle değil midir? En büyük İslam düşmanı Ebu Cehil'in oğlu İkrime. O da babası gibi İslam düşmanı, yıllarca Peygamber Efendimiz'in aleyhinde bulunmuş. Mekke fethedilince insanlar ister istemez Müslüman olunca o kaçıp gidiyor başka yere. Hanımı buluyor, getiriyor. Ama yiğit bir adam. Bunda hiç şüphe yok. Yani İslam düşmanı ama güçlü, kuvvetli, eli kılıç tutan bir adam. Müslüman oluyor ve ondan sonra da çok güzel hizmetler yapıyor İslamiyet. İşte gelin de işin içinden çıkın. Yani Rabbimin cilveleri, anlamadığımız işleri. Evet, şimdi Abdurrahman bin Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman diyor ki künnâ me'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme selâsîne ve mi'e, 130 kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraberdik. Ve zekere fil hadis, uzunca bir hadiste şunları nakletti diyor müellifimiz. Ennehu ucine sa'un min ta'amin. Bir ölçek arpadan ekmek yapıldı. Bir de koyun kesildi. Ve suniat şatun feşüviye sevadu batniha. Koyunun ciğerinden kebap yapıldı. Kale Abdurrahman diyor ki, hadisi rivayet eden Abdurrahman, ve eymullahi, Allah'a yemin ederim ki ma mines selasine ve mi'e illa ve kad hazze lehu huzzeten min sevadi batniha. O sevadu batın ciğer demek. Koyunun ciğerinden efendim yapılan kebaptan 130 kişinin hepsi tattı. Herkes ondan birer parça yedi. Sümme ceale minha kas'ateyn. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesilen koyundan iki tabağa et koydu. İki tabak. Fe'ekelna minha ecmaun. Hepimiz o etten yedik diyor Abdurrahman. Hepimiz o iki tabağa konulan etten yedik. Ve fadale fil kas'ateyn. İki tabak da sahanda, yemek arttı. 130 kişiye iki tabak yemek. İki tabak et, koyun eti. Herkesin iştahla yiyeceği bir şey. Ve nitekim herkes diyor iştahla o iki tabak yeme etten yedi ve arttı. Fehameltuhu alel bayir. Ben de kalanı deveye yükledim diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, deveye yükledim ne demek? Az bir şey kalmamış demek. Deveye yükleyebilmek için herhalde epeyce bir şey kalmış oluyor. Ve ben diyor, milletin 130 kişinin yiyip bitiremediği o koyun etini, kalanlarını deveye yükledim diyor.